Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, çok değerli manavgatlılar, öncelikle buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden beri insanların nefes alacağı yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Emekli kahvesi de bunlardan bir tanesi, verdiğimiz sözlerden bir tanesi. Hep söylemiştik, insanlarımızın Manavgat'a geldiğinde bir çay kahve içeceği yer olsun diye. İnsanların sohbet etmesi gerekiyor, oyun oynaması gerekiyor, sayı sayması gerekiyor ki içeri kapatılıp erken bunamaması için. Bunu mesleki olarak biliyoruz ve söylüyoruz. Belki daha önce gelenler olmuştur mesleğimizi yaparken. Hep şunu söylüyorduk. Sakın ha oyun oynamayı bırakmayın. Sakın ha konuşmayı bırakmayın. Çünkü eve kapatılırsanız erken bunarsınız. Emekli kahvesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Sağlık açısından düşündüğümüzde bir tanesi de bizim kırsaldan ya da şehir içinden insanlarımız geldiğinde çay içmekte zorlanır oldu. Ekonomik krizden dolayı. Yemek yemekte de zorlanıyorlar. Birincisi kadınlar kahvesini açtık. Niye kadınlar kahvesini açtık? Bir kez daha söylüyorum. O gün de söyledim. Adı kadınlar kahvesi ama erkekler de gidebilir. Burada kadınlarımız da oturacak. Yani bizim cinsiyet ayrımcılığı olayından değil. Tabii ki pozitif ayrımcılık istiyoruz. Ama kadınlarımızın evde kapalı kalmaması gerekiyor. Bütün insanlarımızın, yaşlılarımızın bir araya gelip sohbet edebildiği alanlar oluşturmamız gerekiyor. Maalesef sistem bizi birbirimizden koparıyor, birbirimizden habersiz hale getiriyor. Oysa toplu olarak bir arada bulunabileceğimiz yerler, bizim dertlerimizi paylaşabildiğimiz, sorunlarımızda dayanışma gösterebildiğimiz yerler olmalıdır. Buralara gazeteler getireceğiz, dergiler getireceğiz. Bir süre sonra hazırlığımız var. Büyük bir projemiz daha olacak. Onun müjdesini vereceğiz. Çünkü bu bölgenin tamamını da kapsayan bir projenin startını arkadaşlarımıza verdik. Çalışmaya başladılar. Ücretsiz Wi-Fi de getireceğiz çünkü. Yani lokal olarak değil, Manavgat'ın tamamını internete bağlamamız gerekiyor. Manavgat'ın tamamını dijitalleştirmek gibi bir hedefimiz var. Akıllı bir Manavgat olsun diyoruz, akıllı kent diyoruz. Belediyemizi onun için hazırlığa başladık. Yavaş yavaş geliyor. Aynı zamanda sadece belediyemizi değil, Manavgat'ın her sokağını, Manavgat'ın her yerini dijital bir sisteme dahil edeceğiz. Ki anca bu teknoloji çağında teknolojiyi yakalayabilirsek biz de Manavgat'a bir çıta atlatabiliriz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz ve bunun için inanmış kadrolarımızla çalışıyoruz. Onların müjdesini vermek istiyorum. Bunları yaparken Manavgat'ın yetiştirdiği gençlerimizle beraber Türkiye'nin birçok yerinden akademik kadrolarla da çalışıyoruz. Bunları zaman içerisinde yine hep beraber birlikte yaşama geçireceğiz. Burasının dışında hemen yan tarafta bir kent lokantası hazırlığımız var. Ama ondan önce diğer kent lokantasını inşallah 10-15 gün içerisinde açacağız. Arkadaşlarım gece gündüz çalışıyor. Emekçilerimiz önümüzdeki hafta içi Tazı Kanyonu'nda açılışını yapacağız. Hedefimiz Manavgat'ta yaşayanların daha mutlu olması. Ben sizleri gördükçe daha mutlu oluyorum. Manavgat'ı gerçekten layık olduğu yere getirene kadar, Manavgatlıların sokağa indiğimizde hepsinin yüzü gülene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki çalışacağız, inanıyoruz ve başaracağız. Ben emekli kahvemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Manavgat'ımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı olacaktır. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne bi hurmetil Fatiha.
Manavgat Belediyesi emekli kahvemiz Manavgat'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar.